Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Benim çocukken babama sorduğum bir soruydu. Jeneratör hareket enerjisini hareketi elektriğe çevirir. Elektrik. Motorum neydi? Motor. Elektriği. Harekete çeviren. Şimdi motorlar elektriği harekete çevirdiğine göre jeneratörler de hareketi elektriği çeviren aletlerdir. Peki babama sorduğum soru şuydu. Babam elektrik bobinaj ustasıydı ve elektrik bobinaj ustalarının yani iyilerinden biriydi. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma jeneratörleri tamir etmişti Bulgaristan üzerinde. Onu da anmış olalım. Şimdi buraya bir tane volan bağladık. Bunun jeneratör olsun. Şimdi bu da motor olsun, motorumuz olsun. Bunun ağzına da şöyle bir volan bağladık. Şöyle kasnak bağladık. Karşıdan karşıya motor. Şimdi buradan gelen artı elektriği koyduk. Buradan da eksi elektriği koyduk. Şuradan da bir ilk defa böyle bir 2000 devir elektrik çektik aniden. Aniden çektik. Bir anda da tabii insan kuvveti verdik. Şimdi otomatikman bu jeneratörün elektrik üretmesi motora vermesi gerekiyor. Motora verdiği zaman motorun dönmesi gerekiyor. Jeneratör motoru çevirecek. Motor jeneratörü çevirecek. Sizce bu nasıl bir şekilde sonuçlanır? Yani ne olur burada? Bu nasıl bir dönem olabilir? Şimdi bakıyorum YouTube'da o kadar çok saçma sapan kanal var ki bunun olacağını söylüyor size. Sınırsız enerji. Arkadaşlar hepsi yalan. Sınırsız enerji diye bir şey yok. Dünyada yok öyle bir şey. Yani bunu mucit filan yani şunu çevirdiğiniz zaman, hareketi kazandırdığınız zaman sınırsız bir güç mümkün değil. Babam, ben bunu 14 yaşında veya 13 yaşında sormuştum babama. Babam bir ustaydı. Ve güldü tabii bana. Oğlum dedi. Kinetik enerji dedi. Yukarıdan aşağı iner. Aşağıdan yukarı çıkmaz. O yüzden bu olmayacaktır. Yani sizin bu sisteminiz, bu kafanız, bu düşünceniz sınırsız enerji diyen kişiler onlar sahtekarlar. Jeneratör motoru çevirecek, motor jeneratör çevirecek. Ne, o zaman o kadar adamlar aptal mı? Hidroelektrik santraller yapıyorlar. Yani devleti aptal yerine koyuyorsunuz veya o kadar mucitler hep akıllı da devlet insanları aptal elektrik enerjisini size zorla satıyorlar. Böyle bir saçmalık olmaz. İşte bu yüzden jeneratör motordan motor jeneratörü hidroelektronik elektrik ya da termik elektrik enerjiyle beslerler. Neden böyle olur? Çünkü var olan bir elektrik gücünü, var olan bir kinetik enerjiyi, çok daha büyük su enerjisi gibi bir şeyle beslenir. Siz de tabii bu şu an kullandığımız elektrikte ya termoelektriktir ya da hidroelektriktir. Ya da yani bunun iki çeşidi vardır zaten. Onlar daha büyük enerjilerdir ki jeneratörü çalıştırırlar. Siz de motoru çalıştırırsınız.
Bir motorun gücü bir jeneratörü çalıştırmaya yetmez. Kendinden daha küçük bir jeneratörü çalıştırır. Babamın dediği gibi kinetik enerji yukarıdan aşağı doğru akar. Yani bu motor bu jeneratörü çeviremez. %20-%30 kayba uğradığı için şu hareketi yapacaktır. Diye bir şey yapacaktır ve bitecektir. Yani %20 kayıp olacağı için %30. Peki bu kayıplar nereden oluşur? Sürtünme, yer çekimi, bunun gibi birçok sebep vardır. Hiçbir enerji alçaktan yükseğe gitmez. Ya da su eşitse akmaz arkadaşlar. Ancak su yukarıdan aşağı akar. Eşit olan su da diyelim ki bu motor bir jeneratörde bir üretiyor. Gene çalışmayacaktır. Siz akan su akar. Yani eşit olan su akmaz. Yani bir kabın içine su koyun, su terazisiyle düz tutun, o su akmaz. Yani oradan oraya geçişme yapmaz. Yani bir tarafı dar olsun, bir tarafı geniş olsun, su eşit kalır. Ama siz yan koyarsanız suyu, o akar. Yani demek istediğim şudur ki, bire bir o da çalışmaz. İkiye bir çalışır, anlıyor musunuz? Olay budur yani. Hiçbir zaman bu motor, bu jeneratörü devamlı çalıştırmaz. %20 kayıpla, yani %30 kayıpla kaybeder. Birebir olan motor hiçbir zaman çalışmaz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Fizikçiler de beni onaylayacaktır.